سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Aa, orası da güzelmiş aslında. Herkese günaydın. Dün Diyarbakır'a geldik. Geldim daha doğrusu. Antep uçağı vardı saat 6'yı çeyrek geçe. Uçak iptal oldu. Sisten dolayı. 3 gündür iptal oluyormuş uçuşlar. Çok sis varmış Antep'te. O yüzden Antep'e inemedim. Diyarbakır'a inmek zorunda kaldık. Antep'ten de Fatma geldi. Fatma, Antep'ten Fatma geldi. Fatma şu bizim kahvaltımızı mı şu gider. Sonrasında dün gezdik işte biraz. Hazreti Süleyman ve 27 sahabe türbesine gittik. Ondan sonra Ulu Cami'ye gittik. Diyarbakır. On Gözlü Köprü, Dicle. Hırçın akan Fırat mıydı? Dicle miydi? İkisi de nazik nazik mi akıyor? Evet, çok nazik. İkisi de nazik akıyormuş. Öyle. Şimdi işte bir de neye gittik? Sülüklü Han'a gittik. Sülüklü Han'ın kasvetli ortamınız. Ama çok kasvetli değil miydi? Değil mi? Fatmacığım neredeyiz şimdi? Saray Kafe'deyiz. Tatladı güzelliği. Helva. Ya şu yine dünkü kahinin işi. Onu sevmedim. Sevmedim. Ağır. Evet. Ağır bir yemek. Aa, bence de. Ben zaten yiyemiyorum. Bir kahve içeceğiz zaten. Evet, bir kahve içeceğiz. Maksat bir bahçeye oturalım, yaşayalım. Şimdi ne kadar güzel değil mi? Evet. Çok tatlı sesleri. Ahmet Arif'in evini gezdik. Evet. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ni gezdik. Dün de gelmiştik aslında. Burası Sülüklü Han. Evet, 1683. 1683. Şeydi, kalabalıktı ve böyle ışığı çok iyi değildi. Kasvetli bir şey vardı, ortamı vardı. Şimdi böyle gitmeden gündüz gözüyle bir görelim istedik. Diyarbakır güzel. İnsanları çok yardımsever, çok çok yardımsever. Ama her zamanki gibi kıymeti bilinmeyen şehirlerden biri. İnanılmaz bence değerleri var ama ne kadar değerlendirilebilmiş. Mesela On Gözlü Köprüsü var. Şimdi biraz sonra oraya da gideceğiz. Dün gece de bakmıştık oraya. Dicle Nehri akıyor altından. Ve yolunu görseniz yolunu da çekip Köstebek yolu gidelim. Şey izleyelim mi şu burçların? Aslan şöyle yay böyle diye konuşuyor. Sen birkaç tane daha izletiyorsun. Sen izletmiştin ya. Aslanın şeyi vardı ya. O fotoğraflara bakarken ki yorum. Sen koy ömrüme. 40 yılın hatırına sana kalayım. Sen kalayım. Sen kalayım. Meber mi dayı? Meber mi? Gelir oğlum.
Ama mesela cuma saatinde niye camiye gitsiniz ya? Cuma saatinde ne işiniz var öyle şarkı söylüyorsunuz? Diğer bakıların o anlayışları yok. Yari delali bu kabarani bas khab khamlina birin gibi hari yari delali bu kabarani بس خواب خملينا برنگي بهاري بس خواب خملينا برنگي طاغي Kim güzeldir bu? Görüyorsun kim güzeldir bu? Ne demek kim güzeldir? Kim? Aa çok tatlı. Kim bu güzel demek istedi aslında? Güzel. O kısmı eklerim ben videomu. Eklemen lazım Kübra. Diyarbakır suyları. Şu an Hevsel bahçelerindeyiz. Arkamızda gördüğünüz şu neydi? Burçlar. Keçi burcu, hı-hı, burçlar. Fatmacığım elma yiyoruz. Umut ciğercisi. Dün Umut ciğercisine gittik. Ben çocukken hani böyle bize annelerimiz zorla ciğer yedirdi ya. Hı-hı. Eminim size de yedirdi zorla ciğer. Ben çok zorla yemezdim. Her şeyi böyle severek, yumularak yerdim. Bende bir ciğer antipatisi var. Ablamda da bende de. Bir ciğere karşı bir şey var. O yüzden dünkü ciğer kokusuna bile tahammül edemem. Dünkü ciğer gibi değildi. Değildi. Lezzetliydi. Umut ciğercisinde yiyin Diyarbakır'a gelip. Şimdi Batman yolundayız. Hasan Keyf'e doğru gidiyoruz. Güzel bir Mezopotamya yolculuğu yaptırıyor Fatma bana. Ekmekler üzerine kasası olmasın. Sağ olun. Batman'a geldik. Yoğunsun. Batman'da Halo Hayran meşhur bir Batman'ın meşhur bir ciğercisiymiş. Ciğer yedik. Mar sevmedim ama. Halo Hayran'ın çok iyi olduğunu söylemişti Fatma ama şimdi Hasan Keyf'e doğru yola çıkacağız inşallah. Şu an Hasan Keyf'teyiz. Hasan Keyf yerinde yok. Ama Hasan Keyf burada değil. Ama öyle dedim. Vallahi öyle. Ben sana işte fotoğraflarını göstereyim. Hasan Keyf'in. Şöyle ne bakın arkadaşlar. Anlayacağız. Arkadaki böyle bozulmuş. Baraj yatağı hazırlanmış zaten, evet. Şurada belli. Çalışıyor zaten kamera. Biz karşıya gidelim ama ben güzel. Karşıda manzara yok. Biraz boşuna gitmeyelim. Neden? Bence direkt midyata gidelim. Yani bura sadece buraydı mıydı? Yani oraya çıkmamızın amacı da bu manzarayı izlemekti ama manzara yok. Arkadaşlar geldik ama manzara yoktu. Geldik yoktunuz. Mezopotamya güzel. Dubai'yi özenmeyin. Gelin Mezopotamya. Amsterdam'a özenmeyin. Mis. Hadi. Midyat'a. Midyat'a gidiyoruz arkadaşlar. Bizimle kalın. Neydi Fatma slogan? Yıkıldı yolunu gözleyen şehir. Şimdi gelsen de bir gelmesen. Evet, Fatma'nın Hasan Keyf için yazdığı şiir. Sıla Mardin'de mi çekiliyor? Evet, çekiliyor bu. Tamam. Sıla neydi bu arada? Sıla değil mi? Çalsın artık, videoya telif gelecek zaten. Her yerden müzik çalıyor. Evet, şimdi bilin bakalım neredeyiz? Midyat'tayız. Bura mı? Bura. Hadi ya. Geç. Ya aşağıdan içeriden. Şuradan. Başka bir yer o zaman. Şura mıydı? Ha, katedra. Ne? Adı? Adı... Hibroz mu? Hibrit. Video mu alıyorsun? Evet. Sağ mısın? Neydi? Madrid'in Midyat ilçesinde. Çok Türk kahvesi gibi değil. Soğukmuş ama soğudu. Ay çıktı Fatma.
Burası Yenişehir tarafı. Burası da Eskişehir. Keyfine bak kahveni için. Keyfim seninle olmak Fatma, beraber Fatma 10 numara güzel. Bir şoför. Ben kendimi beğenirdim araba kullanırken. Gerçekten yani nazar etmeyeyim diyorum araba kullanırken. Maşallahım var yani. Araba sürerken bir de manuel. Manuel evet. Yüzle giderken greyfurt soyabiliyor. DJ'lik yapabiliyor. Kürkünü çıkartabiliyorsun. Su içiyor. Aynı zamanda YouTube'dan müzik açıyor. İnternet kapanıyor sonra Spotify'dan müzik. Fatma yani 10 parmağında 10 marifet denilen bir çocuk gerçekten. Bir parmağımı Kübra eksiltiyor. İyi fotoğraf çekemiyorum. Bunu takip edin Instagram'dan. Kidstand. Kids Alt Tire'den. Öyle güzel. Ben çok sevdim. İlk defa geldim. Pilotumuz çok iyi. Kaptan pilot. Co-pilotumuz da çok tatlı. Ben de ona mandalina soyuyorum. Greyfurt'umu mandalina mı soydu? Greyfurt mandalina işi. Yani. Onun dışında uyuyorum zaten. Halo hayran nasıldı? Ya halo hayrana çikolata varmış. Sen oradan yiyemiyorsun değil mi? Halo hayrana gitmesek de olurmuş bence. Değil çok mi? Yani yıkıldığı yolunu gözleyen bu şehir gibi oldu. Mesela Hasankeyf'i beğendim. Evet orası iyiymiş. Ama halo hayran. Otelimize geldik. Otelimiz çok güzel bir butik otel Mardin'de. Fatma'nın bir arkadaşının arkadaşı önerdi bize. Şöyle 800 biraz, yıllık 800 yıllık mı odamız? Terası çok güzel. Huzurlu. Sabah göstereceğiz. Terasını sabah gösteririz. Evet inşallah bakalım. Gece belki dama çıkıp bize gösterebiliriz. Belki. Takipte kalın diyorsun. Yıldızları görmek istiyorsanız. Evet, Mezopotamya'nın üstündeki yıldızlar. Mezopotamya ovası mı dedi? Ovası şurası dedi. Mezopotamya ovası dedi değil mi? Çok güzel. Aa bak burada eski paralar da var. Çok güzel. Uzun parası bunlar Kübra. Evet. Ben hatırlıyorum 20 bin lirayı. Şu 500 lira vardı bir tane. 500 lira nerede Fatma? 500 lira. Onu göremedim. 50. Ha bak şu mor. Gördün mü ne kadar tatlı. Evet. Hatırlıyor musun hatırlıyorum, parayı? Hatırlıyorum Kübra. Süper. Hatırlamaz mıyım? O daha sonrası 20 bin lira ondan daha önceydi Kübra. Evet. Sen bilmezsin 20 bin lirayı benden küçüksün. Nasıl küçüğüz ya? Biz aynı yaşta değil mi? 8 ay küçüksün. Sıra gecesine geldik biz. Mardin'de. Bağdadi diye bir restoran. Neydi o mavi gözlü canavar? Ha şey. Süryani nazarlığı aldık. Güzel telkari gümüşler, çok güzel gümüşler var. Onları gösterim. Evet ben. Aa versene gösterelim. Bunlar telkariler. Günaydın. Bugün Mardin'deki ikinci günümüz. Dün gece geldik Mardin'e. Bir gece kaldık. Gazi Konağı Butik Otel. Çok güzel, tavsiye ederiz. Şimdi otelimizin çatısındayız, terasındayız. Fatma günaydın de. Günaydın. Yok saat 10. O yüzden bence. Yeni açılacak gibi. Ne yapalım nasip? Direkt kahve çek. Olur mu? Ha, olur. Şuna çok beğendim Kübra.
Aşiyanları. Aşiyanlar güzeldir, evet. Aşiyan yollarından. Evet, oradan gittim madine gittim. Şu an Zinciriye Medresesi'ndeyiz. Burası medrese içerisindeki cami. Hala Mardin'deyiz. Gümüş alışverişimizi yapıyoruz. Dün böyle sıra gecesi diye bize anlatılan saçma seremoni, böyle Urfa, Antep tarzı sıra geceleri yok. Böyle saçma bir seremoni vardı. Geçmiş resetlediğim için o anı da resetledim. Çok anlatmayacağım o yüzden. Her neyse, demek istediğim şey şu. Dün oraya giderken bir gümüşçüye gittik. Daha doğrusu kapıdan çevirdi adam böyle bizi, gümüşçü. İşte kapanışa özel indirim falan tarzı. Ondan sonra sonra da Fatma'nın bir arkadaşının bildiği bir gümüşçü varmış. O gümüşçüye bugün gittik. Öğrendik ki dün o amcanın bize kapanışa özel dediği gümüşler şeymiş, bu bazı telkari işleri Çin'den getirtiyorlarmış, imitasyonmuş. Ondan sonra orijinal değilmiş. Velhasılı kelam, burada bazı gümüşçüler, arkadaşlar ucuz rakamlara getirdikleri telkarları biz el işçiliği, bizim atölyemiz var şeklinde çok fahiş rakamlara satıyorlarmış, bilginiz olsun. Şimdi biz böyle bir gümüşçüye girdik ve o gümüşçüden saçma sapan fiyatlara bir takım şeyler aldık. Sizi o gümüşçüye doğru götürüyorum. Biraz sonra buradan yola çıkacağız. Urfa'ya doğru. İnşallah bir de Peygamberler Şehri'ni görmek istiyorum gitmeden. Balıklı Gölü de görmek istiyorum. Amca cümleye ya Allah ya Kerim diye başlıyor. Sonra 3 tane yalan söylüyor. 1 dakika içinde. Daha fazla. 3 değil belki 10. Manastır'dı değil mi? Hı-hı. Şimdi Deyrul Zeferan'a geldik. Burası bir manastır, kocaman bir yermiş. Hala daha eğitim veriyorlar dedin değil mi? Hı-hı. Evet. Bu da Zeferan çayı mı? Zeferan çayı. Aa. Aa, Zeferan çayı bardak, kirli bardak yakışmıyor da Zeferan çayı. Ama neyse gördü, aferin ona. Aferin. Şu an Deyrul Zeferan Manastırı'nı geziyoruz. Bu Süryaniler önce güneşe tapıyorlarmış. Sonra milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlığa toplu bir geçiş yapıyorlarmış, yapmışlar daha doğrusu. Ve burada aktif evet. Şekilde rahip, yani din adamı yetiştiriyorlar. İçerisi o kadar buz gibi ki, yani o kadar soğuk ki. İşte. İçeride hala eğitim veriliyor. Evet, hala yetiştiriyorlar. Din adamı yetiştiriyorlar yani. Zaten. Ama şey güzel, doğası, yapısı çok güzel. Güzel şeyde olduğu gibi Mezopotamya turunda da sona geldik. Urfa'ya gitmeyi çok istedim. Vlog'da da artık dua yerine geçsin diye mi bilmiyorum. Defalarca Peygamberler Şehri'ne gideceğiz. Buradan Urfa'ya gideceğiz. Buradan Urfa'ya geçeceğiz dedim durdum ama nasip olmadı Urfa. Viran şehir üzerinden Urfa merkeze geçecektik. Hemen bir Balıklı Gölü uğrayıp oradan tekrar Antep'e geçecektik. Çünkü hani dönüş uçağım Antep üzerinden de. Ama Viranşehir üzerinden giderken nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Ceylanpınar yoluna sapmışız ve Ceylanpınar Resulayn Suriye sınırına doğru bayağı gidiyorduk yani.
Hatta böyle bir 40 kilometre kadar falan gittik. Yol o kadar güzel ki tam gün batımı, inanılmaz böyle ağaçlar, kuzular, koyunlar otluyor falan. O kadar güzel yol. Sonrasında Fatma dedi ki, ya ben dedi hani Urfa Antep arası sürekli gidip geliyorum, hiç böyle bir yol hatırlamıyorum dedi. Ama bunu 40 kilometre gittikten sonra fark ettik. Sonra bir baktık navigasyon sürekli gidiyoruz U dönün. İşte bir 500 metre daha gidiyoruz U dönün, U dönün. Sürekli U dönün diye yönlendiriyor. O yüzden o yoldan bir saat kadar kaybettik. Urfa'ya da gidemedim. Olsun, nasip değilmiş. Bu şekilde biz çok eğlendik Fatma ile birlikte. Çok güzel bir 3 gün geçirdik. Çok dolu dolu oldu, çok hızlı oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle bir Güneydoğu turu yapacaklar için fikir sahibi olacakları güzel bir video olmuştur inşallah diye umuyorum. O zaman beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yine bu tarz videoları beğeniyorsanız da yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.